Sevgili arkadaşlar merhabalar. 2024-25 Şubat sosyal sınavına girdiniz. Ha Hoca'nın soruları, taktikleri çözmesini bekliyorsunuz. Hemen başlayalım. Akıllı PDF'imizi açtık. Akıllı PDF'imizi bilmeyenler için söylüyorum. Akıllı PDF nedir? Renkli çözümlü, bizim göz ucumuzu renklendirdiğimiz ve bu PDF'de bilmeniz gereken kelimeleri böyle bakın anlamlarıyla verdiğimiz, sinonimleri verdiğimiz PDF'tir. Tüm bölümler, sağlık, sosyal, fen ve tüm alanlar Gramar, işte grammar, işte grammar'ın içinde bağlacı ayrı, tense modu, passive ayrı. Çok güzel bir sistemdir. Offline modda drive linki indirip kullanabileceğiniz bir sistemdir. Bizlere ulaşıp edinebilirsiniz. Satın alabilirsiniz. Şimdi başlayalım. Yediğin soru. Ee, sosyalde bize ne sormuşlar? Tense modul passive. Dramatikalı ifadesi beni hemen have has verb'e götürür. Bunu çok vurguladım. Dramatikalıyı görünce neyi seçeceğiz? Hevhez'i seçeceğiz. Hiç beni çeldirdi mi? Hayır çeldirmedi. Direkt Ceyhan diyoruz. Burada baktığımızda iş hayatının dramatik bir şekilde dünya boyunca arttığından bahsediyor. Ve dolayısıyla farklı yeni gereksinimlerin ihtiyaç duyduğundan bahsediyor. Dramatical'den çıkabilecek bir soruydu bu. 8. soruya geldiğimizde bir reduction. Çok bahsettim derslerde. Satır başında to amaç olarak kullanılır. Yani bir bağlacın reduction'ı to değildir. Bunun bir bağlaç reduction'ı olduğunu ya da bunun bir relative reduction olduğunu virgülden anlayabiliyoruz. Bu bir çerint değil. To'ları bir kere ediyoruz. Satır başında yaygın değildir mantığından. Etkense Bursa, Edilgense, Ceyhan diyeceğiz. Bu noktaya kadar hem fikiriz. Derslerde vurguladım. Dedim ki arkadaşlar first, second, third, only, last, ya da the most, the biggest süperlatif ifadeleri varsa relative reduction'da etkende to work 1 edilgende to be work 3 kullanılır dedim. Hocam ikisi de etken. Baktığınızda e, Bursa ve Ceyhan e, to work 1 varken to be work üçü seçmeyeceğiz de dedim. Aynı zamanda ilk tarafta pasif taktiğimizde boşluktan sonra from'u gördüğümüzde pasif seçeceğiz. Bursa'da bu yüzden gidiyordu. Cevabı bu yüzden Ceyhan dedik 10 numara yapılabilecek bir soruydu. 9. soru bir edat sorusu. Bay artı ver payancı erek arak anlamındadır. Defalarca söyledim. Bay artı ver payancı buna yoğunlaş değil mi? Aliens kendisinden sonra vit alır. Bunu da biliyorsak zaten Adana deyip geçecektik. Çeleceğimiz bir soru var mı? In artı ver payancı da kullanılabilirdi ama beyond ötesinde olmazdı. For artı için anlamındadır ama ekros gene e doğru. Bu da olmazdı. Yani burada Adana'ya bizim için doğru tercih olurdu. Onun soruya baktığımızda 10. soruda da e, bu yıl Palaces Sages Nosis Island demiş. Önüne ne gelecek acaba? Bunu soruyor bize. Bir kere Beyond ötesinde bu ön eleme yapalım. Turu sayesinde arasından bunu da bir ön eleme yapalım. Bir şeyin üzerine mi diyeceğiz acaba? İkinci tarafa bakalım. Below bir su seviyesi, bir ısı seviyesi altında anlamda kullanılan bir şeydir. A ve B'de kaldık. About hakkında across e, e doğru. Bir deniz, okyanus bunları geçerken, bunları aşarken biz across the river, across the Mediterranean ifadesini çok sık kullanırız. On island adanın da üzerinde bunu da çok sık kullanırız. Bu yüzden buna adana diyoruz. Yapılabilir ama hani kesin yapılır dediğim soru değildi tabii ki. 11. soruya baktığımızda responsible genelde kendisinden sonra for alır. Değil mi? Responsible for. Responsible to da alır mı? Alır. Responsible to da alır. İkinci tarafta gain control var. Gain control kendisinden sonra over alır. Direkt burada aslında a yemlemiş ama ikinci taraftan above olmadığı için cevaba Ceyhan diyoruz sevgili dostlar. 12. soruya gelelim. 12'de Hipnoz kelimesinden bahsetmiş. The word hipnoz demiş. Diğer tarafta actually. Bakın bu actually aslında demek ya bizi zıtlığa götürür. Neden? Hipnoz Yunanca kelimeden gelir ama aslında şudur şudur diyor. Ezif satır başı olmaz. Now that have kullanımı yaygındır. Since ve as long as için anlamında birbirini götürür. Dığdığı anlamında as long as kalır ama zıtlıkta önce şüphelenin hep demiştim actual ifadesi de bizi olduğuya götürürdü. Yapılabilecek bir soruydu hocam. 13'e geldik. 13'te baktığımızda it doesn't necessarily mean they are learning the sounds they produce are used presently bir cümle. Ezif'in önünde sihirli kelimelerimiz olmalıydı. Pretend gibi, act gibi, behave gibi, seem gibi, look like gibi. İki tane eş anlamlı zaman farkını eliyoruz. Zaman zarfını eliyoruz. Once ve after eş anlamlıdır. İki şıkta kaldınız. Yani tekniklerimizde iki şıkka düştünüz. Çocuklar duydukları repeat yaparlar. Kelimeyi tekrar ederler ama yine de öğrendikleri anlamına gelmez. Boşluk Ü onların kullandığı sesler meaningful anlamında e kullanılmazsa kullanılmazsa kullanılırsa değil. Kullanıldığı için de değil. Kullanılmazsa gelmez. Yani annes böyle temel cümlesinde olumsuzluğu severdi. Bunu hep size vurguladım değil mi? 14'e gelelim. Kendisinden sonra would, could, might'ı gördüğümüzde şıklarda so that varsa, muadili in order to that varsa yapışacaktık. Hap bilgiyle 5 saniyede çözebilecek bir soru. Yani burada da baktığımızda e, yani evlerin küçük bir alanda olması herhangi bir istiladan kaçınılabilsin diye could be, would be avoided ve saldıran kişiler giremesin, izin verilmesinler diye dedik. Evet bu soruyu da taktikten yapabilecektik. Hemen geçiyoruz 15'e. 15'in sonra geldiğimiz arkadaşlar 15'te bir özne zıtlığını görebiliyor muyuz? Bakın Amerika'daki üniversiteler ve kolejler impresivdir. Diğer taraftan few of these institution bunların bir kısmı higher education could meet ihtiyacını karşılar. Burada bir baktığımızda arkadaşlar few of miktar özne zıtlığı ve impressive olması azının karşılaması sıfat da verir. Veres ve vayla yapışıyoruz. Hatta 25 Şubat'tan önce 24 Şubat'ta sizlere söylemiştim. Bu vayl ve veresden en az 2 soru bekliyorum. En az da zaten 2 soru geldi sevgili arkadaşlar. 16. soruya bakıyoruz. The number of people, insanların sayısı farming ile ilgilenen decline, eksi bir anlam düştü. Diğer taraftan agricultural outputs, e, bu ekrana bazen uyarı geliyor. Bunları kaydediyor mu ekran? Mesela evet. üstten. E, abi çok kötü. YouTube ne abi. Geliyor? DP bilmem ne oyunları. Bilmem ne oyunları. <laughs> Değil mi? He. Çok sıkıntı. Dur. Onu kapatalım. E ne oldu? Demin kaydetti o zaman. Tabii hepsini kaydeder. E, bak şunlar yani. Hepsini kaydeder. Şöyle yapacağız. Ba, acaba geldi mi diğerlerine? Bilemedim. Şimdi geldi. Bari. Hepsine geldi. E tamam ne olacak? Ne olacak? Ondaki yukarıdan bildirim değerli tarafa? O zaman ben 16'dan geri başlıyorum. Devam et. 16. soruya geldiğimizde the number of people insanların sayısının düşmesinden bahsediyor. Diğer taraftan tarımsal outputların sort artmasından bahsediyor. Yani burada bir Zıtlık var. Zıtlığımız direkt even do arkadaşlar. As soon as after sinonimdir. Elenir. Justice as tıpkı anlamında bir özne kıyası ister. Bu yok. Even that zaten eledik. Even do diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet yapılabilir bir soruydu. 17'ye gelelim. Dillerdeki differenceslar, farklılıklar related to language, culture groups differ kültürel grupların farklılık göstermesi. Her ikisi de ister eksi eksi deyin isterseniz art artı deyin aynı bağlamda. Yani dil ile ilgili uygulamalarda ve dillerdeki farklılıkların yanı sıra kültürel gruplar aynı zamanda farklılık gösterir dedi. Adır attitudes de bizim için güzel bir ifade. Burada bir zıtlık olmadığı için Dördünü de eliyorum sadece Adana'da kalıyorum. Neden? Unlike zıtlıktır. In spite of zıtlık. Contrary to zıtlık. Instead of bunun yerine şu zıtlık babında kullanılabilir. O grupta değildir ama kullanılabilir. In addition to bu anlamda doğru cevabımız. Popular assumption ilgili yapışık bir ikiz vardır. Contrary to. Bu çok sık kullanılır bir öbektir. Yaygın inancın, yaygın zannın aksine. Silent filmler aslında Never silent. Silent sessiz değildir diyor. Thanks to an account of ilginçtir. ÖSYM aynı anda birçok eş gruplu olan bağlaçları vermiş bu sınavda. Bu tespit ettiğim bir nokta. Bu benim öğrencilerim için çok şanslı bir durum. Bunları bayağı bir öğretmiştim. In connection with bağlantı ile bağlantılı demek. Bunu eledik. As well as D'da. satır başı yaygın değildi. Bunu da buradan eledik. Contrary to genel bir yapıdır. Ee, hani popular assumption ile kullanılan bu yüzden doğru cevap nedir dedik? Şöyle yukarı çıktık deniz dedik. 19'a baktığımızda bunu da öğrettim. İkili bağlaçlar. The more artı S ve özne ve yüklem olacak hocam. Ama major driving force bir özne olsa da yüklemi yok. Ezez araya sıfat alacak sıfat yok. Whether cümle alacak so sıfat alacak yok. Such e ve N sıfat artı isim ya da e ve siz sıfat artı isim ya da such a lot of a few, a şeklinde artı isim kullanılabilen bir bağlaçtı. Öğrencilerim bunu yaptı. Şanslıyız. Bu yüzden devam ediyoruz. 20'ye geldik. Ee, şizofren esimiz vardı. Meşhur bunları derslerde öğrettim. Hayali es. Yani hayali esi ortaya koyuyoruz. Hayali bir es koyuyoruz arkadaşlar. Evet. Alfred Bennett. Yani bir schooler'dır. Bir pioneering önde gelen bir nedir? E, hocadır yani. Boşluk Diverse and eclectic research interest fundamental transport. Yani onun diverse ve eclectic, e, eclectic araştırma ilgileri. Yani onun çeşitli araştırma ilgileri. Bakın. Onun hayali esi koyduğumuzda anlamlı olduğu için whose. Hocam burada mesela ben whom yaptım diyenler için üzgünüm şunu diyorum. Whom, who, that üçü de aynı klasörde. Aynı anda kullanılır. Ele aynı anda olanı eleyecektiniz. Benim öğrencilerim şanslı. Muhtemelen zaten doğru yaptılar. Cevaba Ceyhan diyoruz. Yök Dil Sosyal 27 ile 20 arası taktiklerle ben 14 soruda en az 10 tane diyorum. Size bırakıyorum yorumları. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.